Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit, kronometre, dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümle türleri ile ilgili 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cümlemize bakalım. Önemli olan sözcüğün kullanıldığı yerin gerektirdiği anlamı yüklenip yüklenmediğidir. Yüklenmediğidir yüklem. Yüklem sonda olduğu için arkadaşlar bu cümle yüklemin yerine göre nasıldır? Kurallı cümledir. Peki yüklemin türüne göre nasıl bir cümle? Bakın yük isim kökünde. Yükten yüklemek, yüklemekten yüklenmek olmuş. İki tane yapım eki almış. İsim soylu sözcük fiil durumunda. Sonra mame olumsuzluk eki burada. Dıktık eki sıfat fiil ekidir. Bütün fiilimsiler yapım ekiydi hatırlarsanız. Fiil olan sözcük sıfat fiil ekini alarak arkadaşlar tekrardan isim olmuş. Dolayısıyla bu sözcük artık isim cümlesidir. Yüklen dikmek olmuyor bakın. Sıfat fiil ekini aldıktan sonra sonuna makmek getiremiyoruz. O yüzden bu isim cümlesidir. Peki olumlu bir cümle midir? Mame olumsuzluk ekini aldığına göre artık bu cümle nedir? Olumsuz bir cümledir. Aynı zamanda yapısına göre bakacak olursak an en eki burada sıfat fiil ekidir. Dık dık eki yine sıfat fiil ekidir. Yine dik dik ekini görüyoruz sıfat fiil eki. İp ip de nedir arkadaşlar? Burada zarf fiil ekidir. Bakın bir yüklemi var. İçinde arkadaşlar 5 tane yan cümlecik var. Dolayısıyla bir yüklemden oluşup 5 tane yan cümlecik varsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Girişik, birleşik cümle diyoruz. Şimdi seçeneklere bakacak olursak bakın birleşik cümle doğru, isim cümlesi doğru, olumsuz cümle doğru, kurallı cümle doğru. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu cümle ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Şairin yapacağı en önemli iş herhangi bir sözcük ve ses yığınına sihirli bir değnek dokundurmaktır. Arkadaşlar olumlu bir cümle demiş. Bakın dokundurmaktır yüklem. Olumsuzluk eki almadığı için bu cümle olumludur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Birleşik yapılı isim cümlesidir. Bakın dokundurmak yüklemdi. Şurada acak ecek eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bir yüklemden oluşmuş ve içinde yan cümlecik yani sıfat fiil var. Bundan dolayı da arkadaşlar bu birleşik yapılı bir cümledir. Dokundurmak sonuna makmek isim fiil ekini almış. Dolayısıyla artık sözcük isimleşmiş. Bundan dolayı da B seçeneği doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Yan cümlecik özne görevindedir demiş. Dokundurmaktır yüklem. Ne dokundurmaktır? Şairin yapacağı en önemli iş burası bakın öznedir. Bundan dolayı da yan cümlecik özne görevinde kullanılmıştır. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yüklem ek fiil almıştır diyor. Hatırlarsanız arkadaşlar bu isimdi. Şuradaki tırtır eki de arkadaşlar nedir? Ek fiildir. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Sadece bir fiilimsi kullanılmıştır diyor. Burada sıfat fiil ekini almıştı. Burada da isim fiil ekini almıştı. Dolayısıyla bir tane değil arkadaşlar. İki tane fiilimsi var. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Baktım ona sessizce uzaktan, vurdukça bu aşkın ona aksi. Yan cümlecik, zarf cümleci görevindedir demiş. Baktım, yüklem. Nasıl baktım? Vurdukça, zarf cümleci. Buradaki dıkça dikçe ekinidir arkadaşlar. Zarf fiil ekidir. Dolayısıyla yan cümleciktir. Yan cümlecik zarf cümleci görevinde kullanılmıştır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Devrik fiil cümlesidir diyor. Bakmak fiildir. Fiil cümlesi olduğu doğru. Yüklem de sonda olmadığı için hem devrik hem de fiil cümlesidir. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Olumlu bir cümledir. Baktım sözcüğünde olumsuzluk eki yok. Doğrudur. Olumlu bir cümledir. Bunu da elemiş oluruz. Birleşik yapılı bir cümledir. Evet arkadaşlar bakın. Vurdukça da zarf fiil vardı. Bir tane yüklemden oluşmuş ve zarf fiil var. Yan cümlecik var.
O yüzden bu birleşik yapılı bir cümledir. D seçeneğini denemiş olduk. Öge ortaklığı olan sıralı bir cümledir demiş. Bakın, birleşik cümle demiştik zaten. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Çünkü bir tane yüklem var arkadaşlar. Cümlenin virgül ya da noktalı virgülle ayrılmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Yazar, röportaj yapacağı kişileri, Türk edebiyatının temel taşlarını oluşturan önemli yenilikçi isimleri nesnel bir bakışla seçiyor. Seçiyor yüklem. Seçen kim? Yazar özne. Yazar kimi seçiyor? Röportaj yapacağı kişileri. Burası kimi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Nasıl seçiyor? Nesnel bir bakışla. Burası da arkadaşlar zarf tümlecidir. Şimdi seçeneklere bakalım. Ara söz nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, bakın şurası ara sözdür. Ara sözde röportaj yapacak kişileri açıklamış. Kimmiş onlar? Türk edebiyatının temel taşlarını oluşturan önemli yenilikçi isimlermiş. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yüklemi geçişsiz bir fiildir. Dursun. Yan cümlecik belirtili nesne olarak kullanılmıştır. Bakın burada yapacağı derken acak ecegeki sıfat fiil ekidir. Fiilimsiler yan cümlecikti. Yan cümlecik burada nesne görevinde kullanılmış. Bundan dolayı C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birleşik yapılı bir cümledir demiş. Tek yüklemden oluşuyor ve içinde arkadaşlar yan cümlecik var. Bundan dolayı birleşik yapılı bir cümledir. D seçeneğini denemiş oluruz. Zarf cümleci sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Bakın arkadaşlar, nesnel bir bakış demişti. Bakış isim, nasıl bakış? Nesnel bir bakış niteleme sıfatı, sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Bunu da demiş oluruz. Yüklemi geçişsiz bir fiildir demişti. Geçişsiz fiiller hatırlarsanız L ve N ekini alır. Bakın yüklemde L ve N eki yok. Seçen kim? Yazar, özne. Öznesi belli. Özne işi yapan bir varlık. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Etkendir. Bundan dolayı geçişsiz bir fiil olmadığını görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu dizeler söz dizimi ve cümle türleri açısından incelendiğinde hangi yönden ortak oldukları söylenemez demiş. Sırretmeye elden seni bir perde olurdum. Bakın arkadaşlar, olurdum yüklem. Toprak gibi her çiğnediğim yerde olurdum. Olurdum yüklem. Yüklemin yerine göre demiş. Yüklemin yerine göre baktığımızda iki cümlede nedir arkadaşlar? Kurallı cümledir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yapısına göre demiş. Bu arkadaşlar sırretmeye derken mame burada isim fiil ekidir. Toprak gibi çiğnediğin derken dıktık eki de burada sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla iki cümle de bir yüklemden oluşuyor ve içinde yan cümlecik barındırdığından dolayı yapısına göre nedir arkadaşlar? Birleşik cümledir. Bundan dolayı biz B seçeneğini denemiş oluruz. Yüklemin türüne göre demiş. Her ikisine de olmak fiildir. Dolayısıyla yüklemin türüne göre de aynı özelliği göstermektedir. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Ögelerinin türüne göre demiş. Dursun. Anlamına göre demiş arkadaşlar. Bakın her ikisi de anlamına göre olumludur. O yüzden bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Ögelerinin türüne göre demiş. Bakalım. Bakın arkadaşlar, bir perde olurdum yüklem. Kim, ben, gizli özne. Kimi, seni, belirtili nesne. Nasıl, seyretmeye elden zarf tümleci. Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum. Olurdum yüklem. Kim, ben, gizli özne. Nerede? Toprak gibi çiğnediğin yerde. Burası da dolaylı tümleçtir. Bakın öge düzilişine göre arkadaşlar ögelerin farklı olduğunu görüyoruz. Bir tanesi zarf tümleci nesne ve yüklemden oluşurken birinci cümle, ikinci cümle ise dolaylı tümleç ve yüklemden oluşuyor. Bundan dolayı da ögelerinin türüne göre farklılık göstermektedir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.
Altıncı soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birincisi isim cümlesidir. Daktilo çocukluğumun büyülü nesnesiydi. Bakın, çocukluğumun büyülü nesnesiydi yüklem. İsim tamlaması olduğunu görüyoruz. Nesne de isim zaten. Dolayısıyla arkadaşlar bu isim cümlesidir. Bir doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci, girişik birleşik cümledir. Tek yüklemden oluşacak ve içinde fiilimsi olacak arkadaşlar. Başlardı yüklem. Bakalım içinde fiilimsi var mı? Yazmaya derken isim fiil olduğunu görüyoruz. Savunarak derken arak erek zarf fiil eki. Koşmaya derken de mame isim fiil eki. Dolayısıyla bir yüklemden oluşmuş ve içinde yan cümlecikler olduğu için B seçeneği girişik birleşik cümledir. Bundan dolayı bunu denemiş oluruz. Üçüncü, bağımlı sıralı cümledir demiş. Mürekkepli şerit ilerledikçe merdaneye sıkıştırılan kağıttaki nal izleri harflere dönüşür. Babamın parmakları arasındaki dizginler bitene kadar esrarlı bir diyarın rüzgarıyla titrerdi. Dönüşür yüklem, titrerdi yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu nedir arkadaşlar? Sıralı cümledir. Dönüşenle mürekkepli şerit ilerledikçe merdaneye sıkıştırılan kağıttaki nal izleri. Burası arkadaşlar nedir? Öznedir. Titreyenle mürekkepli şerit ilerledikçe merdaneye sıkıştırılan kağıttaki nal izleri. Burası da arkadaşlar özne. Dolayısıyla iki yüklemin de öznesi ortaktır. Bundan dolayı öznesi ortak, bağımlı, sıralı cümledir. Bundan dolayı da C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü devrik cümledir demiş. Kabartma harflerin şeride her çırpınışındaki tık tıklarla yerinden oynardı yüreğim. Oynardı yüklem. Görmüş olduğunuz gibi yüklem sonda olmadığı için bu cümle devriktir. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Beşinci olumsuz cümledir demiş. Tuşlara vuruşun kuvvetine göre koyu ya da silik gölgeler düşerdi perdeye. Düşerdi yüklem. Olumsuzluk eki almadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu cümle olumsuz değil arkadaşlar. Olumludur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Cümlelerden hangisi yapısına göre birleşik, ögelerinin dizilişine göre devrik bir isim cümlesidir? Karanlık bastırınca sokakta oynayan çocuklar evlerine gittiler. Bakın gittiler yüklem. Dolayısıyla bu cümle nedir arkadaşlar? Kurallıdır. Devrik değildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Dikkat çekiciydi derenin kenarındaki söğüt ve kavak ağaçları. Dikkat çekiciydi yüklem. Devrik bir cümle. Aynı zamanda arkadaşlar bu nedir? İsim cümlesidir. Bakalım derenin kenarındaki söğüt ve kavak ağaçları. İçinde yan cümlecik olmadığı için basit cümledir. Bundan dolayı biz B seçeneğini denemiş oluruz. Tanpınar çok yönlü kişiliğiyle edebiyatımıza damga vuran bir yazardı. Damga vuran bir yazardı yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu nedir arkadaşlar? Kurallıdır. Bize devrik olanı sormuştu. Bunu denemiş oluruz. Kimse onun böyle sözler söyleyebileceğine inanmamıştı hiçbir zaman. İnanmamıştı yüklem. Yüklem sonda olmadığı için bu cümle nedir arkadaşlar? Devrik bir cümledir. Aynı zamanda inanmak fiildir. Fiil cümlesidir. Bakın bir yüklemden oluşmuş ve içinde sıfat fiil olduğunu görüyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? Birleşik bir cümledir. Fakat fiil cümlesi olduğundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Köyü çevreleyen dağlarda bembeyaz bir kar vardı artık. Vardı yüklem. Var burada mevcut anlamına gelmiş. O yüzden bu isim cümlesidir. Aynı zamanda yüklem sonda olmadığı için devrik bir cümledir. Ve arkadaşlar çevreleyen derken an en eki sıfat fiildir. Bir yüklemden oluşmuş ve içinde yan cümlecik olduğundan dolayı da yapısına göre nedir? Birleşik cümledir. Soruda da zaten bunu bulmamızı istiyordu arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bir aydın ve düşünür olan Stefan Zweig ömrünün son yıllarını kendisini anlamaya ve yaşadıklarının benliğinde bıraktığı etkileri anlatmaya adamış bir yazardı. Arkadaşlar burası komple
sıfat tamlaması olduğu için yüklemdir. Kim? Bir aydın ve düşünür olan Stefan Zweig. Burası da komple öznedir. İki ögeli bir cümledir demiş. Bakın özne ve yüklemden oluşuyor. Bu doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Özne birden çok sıfatla nitelenmiştir. Stefan Zweig. Hangi Stefan Zweig? Aydın ve düşünür olan. Bakın bir, iki, hatta bir sözcüğünde alırsak üç tane sıfatla belirtildiğini görüyoruz. Bundan dolayı B seçeneği doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir. Dursun. Birleşik yapılı bir cümledir demiş. Bir tane yüklemi var. Bakın olan derken sıfat fiil eki. Anlamaya derken isim fiil eki. Yaşadıkları derken sıfat fiil eki. Bıraktığı derken sıfat fiil eki. Anlatmaya derken isim fiil eki aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir yüklemi var ve birden fazla yan cümlecik olduğundan dolayı D seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Birden çok yan cümlecik kullanılmıştır. Evet, bakın yuvarlak için aldıklarımız fiilimsidir. Bundan dolayı bunlar yan cümleciktir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yüklem birleşik zamanlı bir fiil midir peki? Yazar burada arkadaşlar isimdir. Bir kere fiil değildir. Aynı zamanda buradaki D nedir? Ek fiildir. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgidir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru, bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri fiil cümlesidir demiş. Bakalım, saatlerle ilgili neredeyse tüm reklam ve afişlerde saatin 10'u 10 geçtiğini veya 2'ye 10 kaldığını görürsünüz. Arkadaşlar görürsünüz yüklem, görmek fiildir. Dolayısıyla bu fiil cümlesidir, biri alabiliriz. Bu pozun pek çok sebebinden biri, kadranın merkezinin hemen üstünde yer alan marka isminin yelkovan ve akreple güzelce çerçevelenmesidir. Çerçevelenmesidir yüklem. Sonundaki arkadaşlar mame eki nedir burada? Yine isim fiil ekidir. Dolayısıyla sözcük fiilken yani çerçevelenmek fiilken isim fiil eki alarak sözcük isim olmuştur. O yüzden biz 2'yi elemiş oluruz. Böylelikle tarih ve diğer bölümlerin üstü de kapanmaz. Kapanmaz yüklem. Kapanmak nedir arkadaşlar? Fiildir. Bundan dolayı biz 3'ü de alabiliriz. Dolayısıyla 1 ve 3 fiil cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sağlamaktır. Bakın yine yüklemdir. Makmek eki burada yine isim fiil ekidir. Dolayısıyla sözcük burada isimleşmiştir. Bundan dolayı biz 4'ü de elemiş oluruz. Yine göstermesidir yüklem. Göstermek fiil. Mame ise arkadaşlar isim fiil ekidir. Sözcük fiilken isim olmuş. Bundan dolayı da arkadaşlar biz 5'i de elemiş oluruz. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. cümle içinde birden çok yan cümlecik bulunan birleşik bir cümledir demiş. Antakya'yı gezmeye şehri ve çevreyi en iyi yansıtacağına inandığımız yer olan müzeden başladık. Bakın başladık yüklem. Görmüş olduğunuz gibi mame isim fiil eki, acak ecek sıfat fiil eki, dık dik sıfat fiil eki, olan derken de bu sıfat fiil ekidir. Bakın arkadaşlar bir yüklemden oluşmuş. İçinde 4 tane yan cümlecik var. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 2. cümle yüklemi edilgen fiil olan kurallı bir cümledir demiş. Bakın arkadaşlar ikinci cümleye baktığımızda çıkarılmış yüklem. Yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümledir. L ekini almış. Kimin çıkardığı belli değil. O yüzden edilgendir ve kurallı bir cümledir. Bundan dolayı da B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 3. cümle içinde birden çok dolaylı tümleç bulunan basit yapılı bir cümledir demiş. Arkadaşlar bu dursun. 4. cümle birleşik yapılı kurallı fiil cümlesidir. Üretmişler. Bakın burada yüklem. Yüklem sonda olduğu için kurallı. Üretmek de fiil. O yüzden kurallı fiil cümlesidir. Burada da verilen derken an en eki nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bir yüklemden oluşmuş ve içinde yan cümlecik barındırdığından dolayı birleşik yapılı kurallı bir fiil cümlesidir. Bundan dolayı da D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 5. cümle yüklemi birleşik yapılı fiil olan olumlu bir cümledir demiş.
Bakalım arkadaşlar, bakın devam ediyor nedir burada? Yüklemdir. Devam etmek birleşik yapılı bir fiildir. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil olduğunu görüyoruz. O yüzden birleşik fiil olduğu doğru. Olumsuzluk eki de yok. Bundan dolayı birleşik yapılı ve olumlu bir cümledir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Evet arkadaşlar, şimdi de üçüncü cümlenin içinde birden çok dolaylı tümleç var mı? Bu cümle basit yapılımı, buna bakmış olalım. Roma döneminden bu yana sayfiye yeri olarak kullanılan ve kente yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Harbiye'deki sütemelerin dışındaki muhtelif mekanlarda yine bu taşın benzerlerine rastlanır. Bakın, rastlanır yüklem. Neye rastlanır? Bu taşın benzerlerine, dolaylı tümleç. Nerede? Harbiye'deki sütemelerin dışındaki muhtelif mekanlarda. Buraya kadar komple yine dolaylı tümleçtir. Nasıl? Yine zarf tümleci. Bakın, birden çok dolaylı tümleç olduğu doğru. Fakat basit yapılı bir cümle mi? Bir tane yüklemi var arkadaşlar. İçinde yan cümlecik var mı? Ona bakalım isterseniz. Bakın, kullanılan derken an en eki burada sıfat fiil ekidir. Bulunan derken yine an en eki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bir yüklemi var. İki tane de yan cümlecik var. Bu basit yapılı bir cümle değil. Girişik, birleşik bir cümledir. Bundan dolayı da bu yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçiyoruz. 11. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci cümle iki ögeli birleşik bir cümledir. Bakalım, Beşir Ayvazoğlu'nun zevkli Türkçesi ile hazırladığı Denemesi Güller kitabı dilimizdeki çiçek kültürü üzerine yazılan nadir kitaplardan biridir. Bakın arkadaşlar, virgüle kadar olan kısım öznedir. Virgülden sonraki kısım da sıfat tamlaması olduğu için ayrılmaz yüklemdir. Dolayısıyla iki ögelidir. Yine burada hazırladığı derken dıktık dık eki sıfat fiildir. Yazılan derken an en eki de sıfat fiildir. Bir yüklemden oluşmuş ve içinde iki tane fiilimsi olduğu için bu birleşik bir cümledir. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümle olumsuz isim cümlesidir. Bakın, habersizdim yüklem, sızsız olumsuzluk ekini almış. Dolayısıyla bu olumsuz cümledir. Haber de isimdir. Hem isim cümlesi hem de olumsuz cümle olduğunu görüyoruz. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümle yüklemleri edilgen fiil olan bağlı bir cümledir demiş. Bakalım, inceleniyor yüklem, tanıtılıyor yüklem. İki yüklem birbirine V bağlacıyla bağlandığı için bağlı cümledir. İnceleniyor derken N ekini almış, tanıtılıyor derken de L ekini almış. Kimin incelediği belli değil, kimin tanıttığı da belli değil. Dolayısıyla bunlar nedir arkadaşlar? Edilgen fiildir. V bağlacıyla bağlanarak da bağlı cümle oluşturmuş. Bundan dolayı da C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümle yüklemi geçişsiz bir fiil olan basit bir cümledir demiş. Dursun. Beşinci cümle basit yapılı fiil cümlesidir. Bakalım, çiçekler üzerine hoş şiirlerin varlığı da kadayıf üzerine kaymak oldu. Oldu yüklem. Bakın, olmak fiildir. Bu bir fiil cümlesidir. Çiçekler üzerine hoş şiirlerin varlığı da kadayıf üzerine kaymak oldu. Görmüş olduğunuz gibi burada yan cümlecik yok. Bir yüklemden oluşmuş. O yüzden bu da basit cümledir. Bundan dolayı da E seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gelelim dördüncü cümleye. Geçişsiz bir fiil olan basit bir cümle demiş arkadaşlar. Bakalım. Okudum, yüklem. Peki onu okudum desem anlamlı mı? Anlamlı. Dolayısıyla bu fiil geçişsiz değildir arkadaşlar. Geçişli bir fiildir. Peki basit mi? Yaşanan derken bakın an en sıfat fiil ekini almış. Yine anlatırken derken zarf fiil ekini almış. Bir yüklemden oluşmuş ve içinde yan cümlecikler var. Basit değil arkadaşlar. Nedir bu cümle? Girişik, birleşik cümledir. Bundan dolayı da 4 numaralı cümlede verilen bilgiler yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.